Bugünün ilk Skype bağlantısını yapacağız şimdi. Savaş Çorlu'yla ve Galatasaray'ın performansını ve gündemini kendisiyle konuşacağız. Savaş, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar bütün izleyicilerimizden. Selamlar, kolay gelsin Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi maçı değerlendirerek başlayalım istersen. Antalya Spor mücadelesi hem hava şartları itibarıyla hem de Antalya Spor'un gücünü göz önünde bulundurduğumuzda aslında zor bir deplasman olarak değerlendirdiğimiz ve belki de bir puan kaybı beklenebileceğini söylediğimiz bir mücadeleydi. Ancak öyle olmadı ve Galatasaray moralli başladı, galibiyetle başladı. Sen genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsin maçı? Şimdi ben de o puan kaybedebileceğini düşünenlerdendim açıkçası yani. Çünkü yeni bir Galatasaray savunma dörtlüsü beni düşündürüyordu. Saşa Boy'un oynayacağını önceki gün yayınımızda söylemiştim. Dün akşamki yayında da söylemiştim. Berkan Sergio Oliveira oynayacağını söylemiştim. Dolayısıyla yeni bir takım olduğu için hava şartları, Antalyaspor'un formu. Bunların hepsini tabii konuşurken Muslera'nın yıldızlaşabileceğini, Yunus Akgün'ün artık ona söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Yani dün o yıldızlar geçtiğinde artık herhalde bu takımda kim olursa olsun her zaman yıldızı olarak kalacaktır. Parlayan bir yıldız olacaktır. İyi bir takım, mücadeleci bir takım olmuş. İlk yarı üzerinde bazı eleştiriler yapabiliriz ama mücadeleci gücü yüksek bir takım oluşturmuş Okan Hoca. Kendisi de bunun içinde takımın lideri olarak, bir numarası olarak yani saha içi lideri olarak baktığın zaman birinci yarı ve ikinci yarı farklı değerlendirebiliriz ama Galatasaray'ın genel üzerinde bu futbol oynadığı zaman yeni yıldızların da takıma katılacağını düşünürsek yani burada Lucas Torreira olabilir, Mertens önümüzdeki günlerde kadroya girecek, yeni transferler olabilecek. Bambaşka bir Galatasaray izlemeye devam edeceğiz ama şunu gördük. Galatasaray geriye düştüğü maçlarda dahi kazanabilecek hırsı, kazanabilecek performansı, kazanabilecek umudu bize veriyor. Kulübeden de Okan Hoca bunu aynı şekilde. Oyuncu değişiklikleri zamanında yapabiliyor. Geçen sezon bir sezon boyunca gerek Fatih Terim'de gerekse Domenech Torrent'te oyuncu değişikliklerinde oyunu değiştirebilecek değişiklikleri çok fazla göremiyorduk. Sezonun ilk maçı sıcak hava takımın da daha tam olarak oturmadığını düşünürsek bu dün akşamki galibiyet Galatasaray adına çok bence güzel olduğunu düşünüyorum sevgili Ezgi. Peki kimi nasıl buldun? Onu sormak istiyorum sana. Özellikle yeni transferler tabii ki yavaş yavaş izleme şansı buluyoruz. Örneğin Seferovic hazırlık dönemine damga vuran oyunculardan biriydi. Ama dün biraz özellikle ilk yarı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Mitchu'yu ilk defa izledik. Nasıl buldun? Onu sormak istiyorum. Ve diğer transferler kimi nasıl değerlendirirsin? Şimdi Seferovic üzerinden dün akşamı değerlendirmek yanlış olur. Çünkü beklediği topları alamadı. Galatasaray bundan önceki sezonlarda da diğer gol üzerinde de boğulmuştu. Cagne'de, Mustafa Muhammed'de, Falcao'da, Gomez'in geçen seneki yani beklediği topları bu. Seferovic dün çok fazla topla buluşamadı. Eğer istediği toplarla buluşmuş olsaydı ben Seferovic için bugün çok daha farklı görülebilirdim ama dün akşam üzerinden Seferovic bence beklediği topları alamadığı için yeni transfer. Yeniler geldiği zaman çok daha farklı Seferovic izleriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan Sergio Oliveira sahada kaldığı müddetçe özellikle ikinci yarı biraz toparlanma. İlk yarı top kayıplarında müdahalelerinde belki geçmiş olabilir. O da Berkan'ın da tabii ki eksikliğini buna koyabiliriz. Bir de dün o savunma dörtlüsü özellikle Sacha Boey, Abdülkerim Bardakçı, Nelson çok iyiydi mesela. Nelson'u çok beğendim. İlk yarıda maçın başında bir sarı kart görmesine rağmen yerinde hamleler yaptı. Çok soğukkanlıydı. Diğer taraftan Abdülkerim Bardakçı ikinci yarıydı. Ama mesela bir taraftan kötü tarafa bakarsak Emre Akbaba yapılan transferlerden midir? 10 numara arayışları içinden midir? Dün mesela hazırlık maçlarında izlediğimiz bir Emre Akbaba'dan farklı bir Emre Akbaba izledim. Olumsuz anlamda bunu söylüyorum. Berkan artık Mitchell gelmesiyle beraber gerçekten forma şansı zor. Mitchell'ın çok kısa sürede oynamasına rağmen hazır bir Mitchell'di. Çünkü Gaziantep'te Avrupa Kupası maçları oynayaraktan buraya geldi. Sergio Oliveira, Mitchell önümüzdeki günlerde değişmez ikili olur gibime geliyor. Onun dışında Yunus'a ayrı parantez açmaya gerek yok. Gecenin kuyruklu yıldızıydı adeta. Yani bu sıcak havada sahanın en genç oyuncularından bir tanesi, en genç olmasına rağmen parlayan yıldızıydı. Top kaybı sıfır neredeyse. İsabetli pas, hücum sıfıra kadar top getirip orta yapmak istemesi, kalecine çaprazdan gol atmak istemesi. Bence Yunus'un daha birinci haftada hazırlık maçlarında bize göstermişti ama bu senenin herhalde parlayan yıldız değil, direkt kuyruklu yıldız olur. Kerem'in Yunus'la beraber oynayacağı maçları hep merakla bekliyorduk. Dün akşam o da belki sezonun ilk haftasından olmuş olabilir. Beklediğimiz Kerem değil, biraz etkisizdi.
Onun dışında başka Gomis'in tabii ki oyuna girdikten sonra gol atması çok önemli. Ama gecenin Galatasaray'da 3 puan alınmasında en önemli etkenlerden bir tanesi tartışmasız Muslera. Maçın başında bir gol kurtarıyor karşı karşıya. Sonra yaptırdığı penaltıyı telafi ediyor. Penaltının santrası bile yapılmayacaktı. Kurtardıktan sonra da yapılmadı. Eğer o gol olmuş olsaydı Galatasaray soyunma odasına 1-0 mağlup gidecekti. Bu da takımı olumsuz etkilerdi. Oradaki o penaltı kurtarması 45. dakikada artı da penaltı kurtarıyor. 90 artı da gol atıyor. Bu takımın ne kadar istekli, ne kadar arzulu ve ne kadar geleceğe güvenle bakacağımızı gösteriyor bize dün akşam üzerinden. Peki hemen yeni transferleri de konuşalım istersen Savaş. Torreira ve Mertens çok ciddi bir heyecan yarattı şüphesiz Galatasaray'da. Tabii en çok merak edilen konu bu iki oyuncunun da kadroya dahil olmasıyla birlikte ilk 11'de nasıl tercihler yapacağı. Okan Buruk'un tabii zor ama bir taraftan da aslında keyifli bir tercih gibi görünüyor dışarıdan bakınca. Senin beklentin ne yönde? Acaba kim tercih edilecek özellikle orta alanda tabii ki? Şimdi teknik adamlar fazla oyuncu olmasından yana her zaman mutludur. Taraftarlar da bir baktığımız zaman aynı mevkide 3-4 tane fazla oyuncu, fazla mal göz çıkarmaz diye bir atasözü var ya, yani fazla oyuncu rekabet getirir. Şimdi dün Töre'nin de Mertens'in de maçı izlemesi, hatta o golden sonra paylaşım vardı bir sosyal medyada, çok güzel bir hareketti. Yani ben hakikaten hoşuma gitti. Daha yeni transfer oynamıyor ama maçı izliyor. Golün o sevincini, gol diye bağırması, o sevinci bir patlamasını, daha takıma girmeden o sevinç patlamasını yaşaması çok güzel bir şey. Geldikten sonra ne değişir dersek muhtemelen belli ki şu anda Sergio Oliveira önlerinde de Emre Akbaba'nın yerine burada çok net söyleyeyim oynayacak isim belli. Lucas oynayacak. Mertens nerede oynayacak dersek Mertens şimdi 10 numara özelliği de olduğu için kanat özelliği de olduğu için Kerem Yunus değişikliğini zannetmiyorum. Yani Okan Hoca'nın işi bu konuda biraz zor ama Sergio Mertens ve baktığımız zaman da diğer taraftan Lucas burada 11'e girer. Çıkacaklar da zaten belli. Berkan oynamaz. Emre Akbaba dün akşam üzerinden zaten az önce de vurgu yaptım sevgili Ezgi. Biraz yani modu düşmüş. Hazırlık maçlarında bu değildi. Daha hırçın, daha istekli. Bir taraftan da üzülmüyor değilim. Şimdi hazırlık maçı, geçen sezonunki performansı çok çok iyiydi. Ama dün akşam üzerinden tabii ki belki de haksızlık yapmam ama açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Transferler oluyor ve yeni transferler gelmeye devam ediyor. Ama şaşa boyun İlk yarı ve ikinci yarı performansı farklıydı. İkinci yarı toparladı. Yeni transferleri açıkçası herkes merak ediyor ama geldikleri etkiyi sahada da göstereceklerine eminim. Bir de bir 10 numara transferi var. Sen sormadan ben sorayım. Sayın Başkan transferler devam edecek dedi. Galatasaray'da beklenti hakikaten büyük. Çıta yükseldi. Okan Hoca, taraftar, futbolcular şu anda Giresunspor maçı için, cumartesi günü oynayacak Giresunspor maçında taraftar takımla buluşmak için sabırsızlanıyor. Burada yeni transferler de çünkü 11'de mi olur, kulübede mi olur bilmem ama mutlaka sahada olacaklar. Hatta bir yeni transfer daha yetiştirmek isteniyor. Galatasaray'ı güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Galatasaray bunu özlemişti. Galatasaray en azından bu heyecanı özlemişti. Üst üste gelen transferler, eksik bölgelere yapılan transferler. Bu heyecan taraftara da yansıdı, camiaya da yansıdı. İnşallah bunun sonu güzel galibiyetler olur. Yetiştirilmeye çalışılan bölge hangi bölge onu sorayım. İsim varsa tabii ki isim de alalım Savaş senden ama. Şimdi ben Evander transferinin kapandığını düşünüyordum sevgili Ezgi. Yani burada Lucas'ın transferiyle beraber ama Evander'in dün Galatasaray maçını izliyor olması, o paylaşımı yapması, Evander transferinde maliyetin yüksek olduğundan dolayı bir teklif yapılmıştı. Onun geri çekilmesi bekleniyordu. Evander'in evinde ya da otelinde tam olarak görüntü bilmiyorum ama Galatasaray maçının izlerken paylaşım yapması ben buradayım hazırım herhalde mesajı veriyor diye düşünüyorum. Bir taraftan da baktığımız zaman transfer olarak bir kanat, savunma oyuncusu stoper transferi mutlaka bekliyorum. Dün Abdülkerim Bardakçı ile Nelson'un bir arada oynamaları, Nelson'un hırsı, Abdülkerim'in hala tam olarak eksiklerinin bulunması bunu da kabul etmek lazım. Orada bir stoper takviyesi bekliyorum ama bir taraftan da Nelson hala Sevilla flörtü devam ediyor. Eğer Galatasaray istediği şartlarda Sevilla teklifini yükseltip Galatasaray istediği seviyelere gelirse 16-17 milyon eurolara gelirse bu transfer de gerçekleşebilir. Bu sefer iki tane stoper gerekebilir. Ama Galatasaray halihazırda oraya bir stoper transferi daha yapacaktır. Bu Kaan Ayhan mı olur, Denayer mi olur ya da sürpriz bir isim mi çıkar ortaya bilmiyorum ama bunlarla ilgili de sıcak temaslar hala sürüyor. Kaan Ayhan'la da görüşülüyor, Denayer'le de görüşülüyor sevgili Ezgi. Peki bu noktada Savaş şunu soracağım çünkü çok konuşulmaya başlandı son günlerde. Bugün Mehmet Özcan'ın da bir haberi var konuyla ilgili. Bu transferleri kim yapıyor? Yani Arda Turan'ın burada kilit bir rolü olduğunu
net bir şekilde görebiliyoruz ama resmi bir görev tanımı olacak mı Arda Turan'ın, bu merak ediliyor. Bugün Mehmet Özcan'ın haberini de izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Erden Timur'un kendisini bir sportif direktör olarak görmek istediği ve hatta şu anda da bu şekilde değerlendirdiğine yönelik bir haber, iddialar görüyoruz. Senin bu konuyla ilgili istihbaratın ve yorumun nedir? Şimdi bu transferde, son yapılan iki transferde net etkisi var. Beraberlerdi, uçağa binerken, havaalanına geçerken görüntüleri vardı. Şimdi Arda Turan'ın uluslararası bazda baktığımız zaman gerçekten de, şimdi Barcelona'da şampiyonluklar kazanmış, Avrupa'da kupa kaldırmış, Atletico Madrid'de aynı, Galatasaray'da baktığı zaman aynı. Transferde de şimdi Erden Timur, orada Eyüpspor Başkanı da vardı, Murat Bey. Ama Arda Turan'ın şeyi farklıdır tabii ki. Yani oradaki karizması, Arda Turan'ın yabancı dili, Arda Turan'ın ikna gücü çok yüksek bir oyuncudur. Arda hakikaten ikna edici gücü fazladır. Tabii ki burada ekonomik şartlar, transfer dönemidir ama Arda Turan masada varsa o biraz daha farklı olur. Bundan sonra sportif direktörlük tanımı olur bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde Arda'ya ben bir görev bekliyorum. İstemiş olduğu altyapı mı olur yoksa idari direktörlük mü olur? Erdem Bey, Dursun Özbek, Okan Hoca yapacakları bu üçlü görüşmeden sonra bir resmi görev tanımı olabilir. Arda zaten bu görevden kaçmaz. Hangi görev verilirse verilsin, Galatasaray'da geçmişi toplayıcılıkla geçen bir tek kişiden bahsediyoruz. Arda ben bunu yapmam demez. Sevgili Arda Turan, kaptan Arda Turan, Galatasaray'da önümüzdeki günlerde çünkü çok daha farklı, çok daha değişik görevler alacağından eminim. Yani bugün sportif direktör olur, idari direktör olur, direktörlük olur. Hatta Erden Timur'un şu andaki dışarıdan birlikte görev alacağı isim olur. Araları çok iyidir çünkü geçmişe dayanan dostlukları da var. Galatasaray'a böyle hizmet etsinler, kim nerede görev alırsa alsın diyorum ben. Şu anda Galatasaray transferleri gerçekten sarı kırmızı camiayı oldukça memnun etti. Arda Turan'ın görev tanımı çok açıkçası baktığım zaman dışarı yeter ki bir görev alsın ama nerede olursa olsun diye bakılabiliyor. Peki Savaş Çoğlu, çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir hafta ben diliyorum sana. İyi yayınlar, herkese selamlar, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Evet, Galatasaray'ın gündemini bu şekilde özetlemiş olalım ve Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlı takımda Süper Lig'in açılışını Yukatel Kayserispor maçıyla yaptı. Tek golle geçti rakibini siyah beyazlılar, Gezal'ın golüyle.